inanır ve gururunu yaşıyoruz. 19'a ikinci dönem mezunları olarak bu ilim ve irfan yuvasında Atatürk ilke ve ikramlarına bağlı, insan haklarına saygılı ve bunları temel gaye edinen bizler halkımıza güvenlik hizmeti sunmaktan onur duyuyoruz. Teşkilatımızın içerisinde bize verilecek her türlü görevi en zor şartlarda dahi usanmadan, yılmadan, özveri ve gayretle yerine getireceğimizden, gerektiğinde canımızı bile seve seve ortaya koyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Üzerimizdeki bu üniformayı haysiyet, onur ve gurur içerisinde ömrümüzün sonuna kadar şerefle taşıyacağız. Bugün 621'i Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde olmak üzere diğer 5 tane Balıkesir, Çankırı, Niğde, Merzifon, Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezlerinden 3386 öğrenci mezun edip emniyet teşkilatına katmış bulunuyoruz. Bizler bu arkadaşlara eğitimleri süresince uygulamalı eğitimin yanında devletle ilgili, mevzuatla ilgili teorik dersler de verdik. 1982 yılında temelleri atılan özel harekat başkanlığımız kurulduğu günden bugüne kadar başta terör örgütleri olmak üzere birçok alanda kritik görevler üstlenerek devletimize ve milletimize zarar verecek her türlü şer odağı ile amansız mücadele etmektedir ve bu mücadele ilelebet devam edecektir. Kahraman özel harekatçılarımızın 2015 yılında Hendek operasyonlarında yürüttüğü mücadele hiç şüphesiz ki tarihin altın sayfalarında yerini almış, bağımsızlığı için çarpışan milletlere de örnek olmuştur. Vatan ve millet söz konusu olduğunda neler yapabileceklerini her daim gösteren bu yiğitlerimiz, Afrin operasyonunda üstlendikleri görevlerle ezilenlerin, mazlumların ve yardıma muhtaç olanların her zaman umudu olmuş ve umudu olmaya da devam edeceklerdir. Modern silah ve gereçleri kullanarak çağımızın taktik ve teknikleriyle donatıldınız. Mesleğinizin vazgeçilmez unsuru olan disiplinden taviz vermeden almış olduğunuz yüksek eğitimle yetinmeyip kendinizi her daim yeni gelişmelere açık tutunuz, açık tutmaya devam ediniz. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için memleketimizin dört bir yanında alacağınız kritik görevlerde büyük başarılara imza atacağınıza hem teşkilat olarak hem millet olarak inanıyoruz. Gururla ve memnuniyetle söyleyebilirim ki özellikle 15 Temmuz sürecinden ve terörle mücadelenin yoğunlaştığı işte Hendek operasyonları, iç dış operasyonlar döneminden sonra anaokulundan üniversiteye, okullarda girdiğim her sınıfta ileride ne olmak istiyorsunuz, idealiniz nedir diye sorduğum zaman polis olmak istiyorum, asker olmak istiyorumun ötesinde artık öğrencilerimiz direktmen ben bordo göreli olmak istiyorum, kriminal polisi olmak istiyorum, olay yeri incelemeci olmak istiyorum, trafik polisi olmak istiyorum diye branşları da belirterek bu duygu ve düşüncelerini dile getirmektedirler. Afrin operasyonlarının olduğu dönemde bir gün okulların öğrenci temsilcilerinin kendi organizasyonlarıyla, bizim tamamen dışımızda bir organizasyonla derslerinden sonra toplanıp valilik bahçesini hınca hınç doldurduklarına ve vali amca bizi Afrin'e götür sloganları attığına şahit olduk. Ve biz indik öğrencilerimizle duygularını paylaştık. Bu bizi çok memnun etti. Aslında bugün size çok başka bir konuşma yapacaktım. Türkiye'nin 2002'den beri büyük bir değişim geçirdiğini, birilerinin bundan nasıl rahatsız olduğunu, 15 Temmuz ihanetinden sonra bu aziz milletin, bu asil milletin devletine, topraklarına, namusuna nasıl sahip çıktığını anlatacaktım. Sizlere
bu ülkede artık kanıksanmaya başlayan, belki de herkesin istemeye istemeye ne yapalım diye kabul etmeye başladığı sorunların nasıl üzerine gidildiğini, trafikle, uyuşturucuyla, terörle nasıl kıran kırana bir mücadele edildiğini anlatacaktım. Sadece bu yıl 57'si üst düzey olmak üzere 827 PKK'lıyı, hatta sabahleyin aslanlarımız yine Şırnak'ta bir üst bölgelerimize saldırmaya çalışan, Kuzey Irak'tan saldırmaya çalışan 5 tane PKK'lının da iflahını kesti, onları da etkisiz hale getirdi. Toplam 832 PKK'lıyı, 241 DAEŞ'liyi, 16 tane de aşırı sol terör örgütlerine mensubu nasıl etkisiz hale getirdiğimizi, yılbaşından bugüne kadar 13.215 uyuşturucu satıcısı nasıl cezaevine tıktığımızı anlatacaktım. Bizim evlatlarımızın ürettiği yerli malı İHA'larla nasıl operasyonlar yaptığımızı, etrafımızdaki coğrafyadan ülkemize gelen, denizlerimizde göçmenlere nasıl el uzattığımızı, sınırlarımızda yakaladığımızı, denizlerde nasıl hayat kurtardığımızı anlatacaktım. Ve Türkiye'nin yıllardır kronikleşmiş sorunlarının nasıl üstüne gittiğimizi, bir yandan içimizdeki FETÖ cerahatini nasıl temizlediğimizi, öte yandan Türkiye'nin bölgesinde kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nasıl büyük bir güç haline geldiğini, dünya mazlumların doğasında olduğumuzu, dünyanın artık kimseye süper güç falan demediğini, süper güç masallarını artık dinlemediğini anlatacaktım. Ve size yeni Türkiye'yi, yarınlarımızı, umutlarımızı, hayallerimizi, ayaklarımızın üzerinde nasıl durduğumuzu, 21. asrın başından itibaren Türkiye'nin nasıl her gün daha fazla güçlendiğini anlatacaktım. 24 Haziran'da adım attığımız yeni dönem, demokrasimizin nasıl güçlendiğini, Türkiye'nin artık darbelerle, darbe anayasalarıyla, darbe akıllarıyla beraber yönetilmeyeceğini, yarınlara ait umutlarımızı, beklentilerimizi, Türkiye'nin bu yeni dönemde nasıl daha fazla zenginleşeceğini, Orta Doğu'ya nasıl barış getireceğini anlatacaktım. Bunların hepsi gerçektir. Bunların hepsi doğrudur. Bunları size bir başka zaman inşallah anlatmak, yine anlatmayı yine Cenab-ı Allah nasip eder. Ama bugün değil. Çünkü dün aldığımız bir haber konuşmamın insicamını tamamen değiştirdi. Bugün başka bir şey konuşacağız. Bugün sorumluluklarımızı, bugün vicdanımızı, bugün bu üniformaları hangi sorumluluklarla giydiğimizi, bu kürsülerle hangi sorumluluklarla çıkılması gerektiğini konuşacağız. Kıymetli hanımefendiler, saygı değer beyefendiler, sevgili arkadaşlarım, değerli genç kardeşlerim, bu törenden çıktıktan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Sivas'a gideceğiz. Orada içine kor ateş düşmüş yürekler var. Orada iki tane şehit cenazesi var. Onların cenaze merasimine katılacağız. Şehitlerimiz asker mi? Hayır. Polis mi? Hayır. Korucu mu? Hayır. Bir tanesi gencecik bir anne, diğeri de onun 11 aylık tertemiz evladı. Kıymetli ağabeyimize olayın akabinde hemen görüştüm. Çelik gibi bir iradesi var. Bana dedi ki, bakın, bayramda geldi, kalan üç bölgesi var ya, bu Ramazan bayramı. Hani oraya benim yanıma gelmek istedim. Çocuklar beraber.
Başımıza böyle bir iş geldi. Vatan sağ olsun. Hiçbir şeyden korkmayın. Amerika 5000 tır gönderip de PKK'yı ve PYD'yi orada besleyecekmiş. Avrupa onlara destek verecekmiş. Bilesiniz ki Avrupa'da, Amerika'da bunların arkasında olduğu sizin gibi kahraman arkadaşlarımız, askerimiz, jandarmamız, korucumuz bu toprakları onlara mezar etti, zindan etti ve onlara gerekli cevabı en şiddetli şekilde verdi. Batı'da, Avrupa'da yıllardır bu teröristlere destek verenler, ülkelerinde oturma hakkı verenler, gösteri yapma hakkı verenler, siyasi sığınma taleplerini ikiletmeyenler, anında kabul edenler, 5000 tır silah gönderenler, profesyonel katilleriyle bunlara kamplarda eğitim verenler, akıl verenler, taktik verenler, moral verenler, Amerika'dan 10.000 kilometre öteden, okyanus ötesinden adamlarını gönderip Kandil'de PKK'nın katillerine eğitim verenler, dernekleri üzerinden buraya para gönderip Anadolu coğrafyasının birliğini ve beraberliğini bozmaya çalışanlar, şu ay yıldızlı bayrağıma göz dikenler, askere, polise pusu kurmamışlar, bir anneyle 11 aylık bebeğine pusu kurdular. Bunun üzerine kimsenin Türkiye'ye terörle mücadelesinde söyleyebilecek tek sözü yoktur. Bu cinayetin görmezden gelinir, üstü örtülür bir yanı yoktur. Artık hiçbirisi ne bizim operasyonlarımıza laf söyleyebilir, ne mahkemelerimize ve yargımıza laf söyleyebilir, ne de kiminle ortaklık yapacağımıza, kimden alışveriş yapacağımıza laf söyleyebilir. PKK 40 yıl önce de bebek katiliydi. Liderinden, kurucusundan, en tepesinden, en alttaki adamına kadar PKK'nın alayı dün de bebek katiliydi, bugün de bebek katilidir. Türkiye neyle karşı karşıya kaldığını çok iyi bilmektedir. Ama bugün dünden bir farkımız vardır. Allah'ımıza hamdolsun. Bugün kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Kimseden bir keramet beklemiyoruz. Türkiye terörle mücadelede geri dönülmez bir yola girmiştir. Türkiye'ye laf geçiremiyorlar. İşte zorlarına giden budur. Bize parmak sallıyorlar. Tehdit ediyorlar. Para etmiyor. Çünkü Türkiye artık eski Türkiye değildir. Ve en büyük ortakları PKK bugün can çekişmektedir. Bugün kanlı ortaklarını kurtarmak istiyorlar. Ama başaramayacaklar. Genç arkadaşlarım, özel harekatçılar, bir üniforma giydiniz. Bu vatan için, bu bayrak için, bu üniformayı keten yapmaya hazır mısınız? Hazır! Gençler, bak size para pulema ne demiyoruz? Milletin canını, milletin malını, milletin namusunu emanet ediyoruz. Biz size devleti, biz size ay yıldızlı bayrağımızı, biz size vatanı, biz size güzel topraklarımızı emanet ediyoruz. Bu emaneti korumaya hazır mısınız? Hayır! Sadece kendi evinizin değil, bu ülkedeki her evin evladı, her evin mahzun evladı olmaya hazır mısınız? Hayır! Hato için, Gabar için, Pürümür için, bu ülkenin bir çakıl taşı için, ay yıldızlı bayrağımız için can vermeye, şehit olmaya, o kutlu şerefe nail olmaya hazır mısınız? Hazır! Bir silahınız elinizdeki tabancanızsa, diğer silahınız da yüreğinizde taşıdığınız merhametinizdir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na! Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na! Atatürk!
Böyle.